Cumhurbaşkanımızın 5 ay önce söylemiş olduğu bir söyleşi vardı. Katılmıyorum. E, Özgür senin sorunun devamıdır. Kendisi dedi ki ben e, Avrupa Birliği'ne girmek taraftarıyım dedi. Ben inanmıyorum. Neden inanmıyorum? Arkadaşlar her ne kadar Avrupa Birliği e, yani cazip gelse de... ...Yunanistan ve Bulgaristan, arkadaşlar Romanya... E, ...Avrupa Birliği'ne girince dertlerinin biteceğini zannettiler. Ancak... Bir sıkıntıyla karşılaştılar. Nedir? Yunanistan'ı ele alalım. Önceki hükümetler özellikle bu anlattığımız Ortodoks ülkeleri arkadaşlar. Yani kendileri aynı bizim gibi geçmişte enflasyon yaratıp halklarını sömürebiliyorlardı. Enflasyonist ortamla. Avrupa Birliği'ne girdikten sonra para birimlerinin kendi tarafından değil Avrupa Birliği. Yani Avrupa Merkez Bankası tarafından basıldığını görünce enflasyon yaratamadıklarını anladılar. Ve bunlar da vergiye dadandı. Eski hatırla 2013'ü. Yunanistan bu çıkmazdan kurtulmak için e, dolaylı vergiyi vazgeçip çünkü beceremiyor. Yaratamıyorsun. Parayı kendi basamıyor. Ne yaptı arkadaşlar? Varlık vergisi çıkarttı. Yüzde yedi, yedi buçuk civarında. Hatta Ruslarla düşman olmasının tek bir sebebi vardır. Kıbrıs'ta bulunan arkadaşlar yani Rusların yani Rus zenginleri diyeyim ben. Hatta zenginleri de değil devlete yakın çalışan şirketler arkadaşlar. Yani Putin'in kurmuş olduğu şirketlerden yani e, derin devletinin şirketlerinden bahsedeyim. Yunanistan şey Kıbrıs'taki varlıklarını yani Güney Kıbrıs Rum kesimindeki varlıklarının yüzde yedi buçu alınmıştır. Bu da Ruslar da büyük bir darbeye sebep olunmuştur. Şu an yaşadıkları nedir arkadaşlar? Enflasyon. Yaratamıyoruz. E Türkiye'ye bakıyorsun biz zaten bu işin gramajından yolumuzu buluyoruz diyor Türk hükümeti. Yani hükümetin şu an dolaylı vergiden başka bir gelir kaynağı yok. Vergiler tahsil edilemiyor. Faizler yüksek olduğu için merkezi hükümet borçlanmakta. Borçlanmakta sıkıntı yok. Borcun faizini ödemekte bir sıkıntı çekiyor vergileri tahsil edemediği için. Çünkü toplamış olacağı, toplayacağı, gelecekte toplayacağı vergiler almış olduğu borcun faizini kompanse edememektedir. Ve dolarda yaşanılan yükseliş bizim ...borcumuzu arttırmaktadır. 84 milyon kardeştir ekonomik olarak. Bankada parası olan veya sisteme kayıtlı parası olan... ...bu zarara ortak olacaktır. Evet Özgürcüm yani anlatabildim mi daha açık? Daha açık anlatamıyorum. Neden? Doğru bilgi bile olsa... ...Türk lirasının... ...arkadaşlar e, Türk lirasının değerini korumakla amaç... ...bakın yanıltıcı bilgi değil... Doğru bilgi bile olsa arkadaşlar, çünkü hepimiz aynı gemideyiz, ee, umarım bundan bir anlam mana çıkarabilirsin. Nedir? Geliri özelleştir, gideri kamusallaştır.